Gaziantep Aykürsat Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Orhan Uslu, 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşunun yaklaşmasıyla birlikte hiçbir etkinliğin olmaması, milli günlerimizin neredeyse unutulduğunu dile getiren Orhan Uslu şunları söyledi. 25 Aralık bizler için, Gaziantep'ler için çok ayrı bir öneme ve yere sahiptir. Bizler de her yıl olduğu gibi bu yılda Antep Harbi'ni anlatan, o şanlı destanımızı anlatan bir tiyatro oyunu hazırladık. Şahin Bey Belediye'mizle beraber ortak hazırladık. Ve bunu biz 12 defa sahneleyeceğiz. Biz her yıl bu etkinlikleri düzenliyoruz. Yeterli mi? Değil. Gönül ister ki daha dolu, daha bir böyle milli duygularımızın tavan yaptığı bir şekilde kutlansın bu günler. Çünkü son yıllarda özellikle ülke olarak da yaşamış olduğumuz olumsuz olaylardan sonra en çok ihtiyacımız olan şey milli duygular, o milli beraberlik. Bunları çocuklarımıza aşılamamız gerekiyor. Bunu da çocuklarımıza en iyi anlatacağımız yöntem tiyatrodur. Bizler de her yıl olduğu gibi bu yılda tiyatroyla bu milli duygularımızı çocuklarımıza aşılamaya düşünüyoruz. Dediğim gibi yeterli mi? Değil. Daha büyük, daha dev projelere imza atmamız gerekiyor. Hele hele biz Gaziantep'ler, bizim dünyada başaramayacağımız iş yoktur. Gaziantep olarak biz bunu yıllardan beri bütün dünyaya, bütün cihana ispat etmiş durumdayız. Böyle bir belgesel, bir sinema filmi neden olmasın yani? Belediyelerimizin bu konuda biraz daha hassas davranmasını arzu ediyorum. Misalen ben şu ana kadar belediyelerimizin 25 Aralık'la ilgili böyle dev bir organizasyon yaptığını veya yapacağını duymadım. İnşallah yaparlar. Gönül bunu istiyor. Tabii bu projeleri hazırlayacak ve hayata geçirecek belediye başkanlarımız değil, belediyelerimizin kültür birimleridir, kültür müdürlükleridir. Kültür müdürlükleri bu konularla ilgili projeler üretmesi gerekiyor ve başkanlık makamına sunması gerekiyor. Ne gibi projeler üretildi, ne gibi projeler yazıldı ve ne gibi projeler sunuldu bilmiyoruz. Biliyorsunuz aynı zamanda ben Kent Konseyi Sanat Çalışma Grubu'nda da görev yapıyorum. Biz sanat çalışma grubu olarak bununla ilgili bazı çalışmalar da yaptık ve üst makama sunduk. Maalesef olmuyor. Yani bazı şeyleri aşamıyoruz bu şehirde. Özellikle sanatın önü tıkanmış durumda. Son yıllarda Şahin Bey Belediye'miz dışında biz sanatçılara değer ve destek veren başka bir kurum göremedik. Bu bizi üzüyor tabii ki. Bu şehrin çocukları olarak üzüyor. Biliyorsunuz biz geçtiğimiz aylarda 15 Temmuz'la ilgili bir tiyatro oyunu hazırlamıştık. Sizin haber bülteniniz dışında da hiçbir yerde yer almadı maalesef. 15 Temmuz'u anlattık. 15 Temmuz'da yaşananları anlattık. Ülkemize karşı ihanet şebekelerinin neler yaptığını, neler yapmaya kalkıştığını anlattık. Fakat nedense bu şehirde ses getirmedi. İstanbul'dan, Samsun'dan, Konya'dan, İzmir'den bizleri arayan insanlar oldu. Bu oyunu oralarda oynamamız için bize teklif sundular sizin haberinizden sonra. Fakat Gaziantep'te hiçbir belediyeden, Şahin Bey Belediyesi dışında hiçbir belediyeden bize gelin bu oyunu bizde de oynayın veya ne bileyim gelin bu oyunu turne yapalım, dışarılara götürelim diye herhangi bir teklif gelmedi. Ben eğer bu oyunu Çelebi Uşaklar olarak biz değil de İstanbul'da bir tiyatro ekibi sahnelemiş olsaydı emin olun o insanlara dünyanın parası verilerek bu şehre davet edilirlerdi. Ama biz yaptığımız için, bu şehrin çocukları yaptığı için maalesef değer görmedi. Biz de oyunumuzu gösterimden kaldırmak zorunda kaldık. Şu anda
herhangi bir teklif yok. Oyunumuz bekliyor ve bu oyun Türkiye'de de 15 Temmuz'u sahnelendiği ilk ve tek tiyatro oyunudur. İnşallah dediğim gibi gerekli desteği bulur. Bu oyunumuzu da tüm Türkiye'de sahneleme fırsatımız olur yani.